içeride şu Tuna'dan kurtulmanın şerefine güzel bir kahve içelim. Sağ ol. Hakikaten amma abarttı bugün. Ya bütün gün ne çay içirdi ne kahve. Yok fazla çay içersem rahatsızlanırmışım, bilmem ne, zararlıymış, dedi. Bir şey unutmadınız mı Haluk Bey? Yok. Unuttunuz. Neyi unuttum? Teşekkür etmeyi unuttunuz. Ay sonunda toptan teşekkür ederim, hadi. Herkes kafayı yedi ha. Çok ayıp. Allah Allah, ne ayıbı? Bir sağ ol desen ne olur. Sübhin Allah ya Rabbi ya. Emine, çayım nerede? Getiriyorum Halit Bey. Acele etsene. Ne demem Haluk Bey? Niye? Çünkü işi yavaşlatma eylemi başlattım. İş yavaşlatma eylemi mi başlattın? Evet. Niye? Hiçbir şey için bana teşekkür etmiyorsunuz Haluk Bey. Ne teşekkürü? Yani bildiğiniz teşekkür işte. Onun için ben de işi yavaşlatma eylemi başlattım. Bu böyle her işi ağır mı yapacak madem? İş yavaşlatma eylemi başlatmış Haluk, sen de duydun. Kızım sen onu buraya getirene kadar buz gibi olacak. Evet, gerçekten soğumuş Haluk Bey. İyisi mi ben size yeni bir çay getireyim. Ama işi yavaşlatma eylemim sürdüğü sürece yeni gelecek olan çayın sıcak olacağını da garanti edemem. Baba, hareketlere bak hele. Böyle her seferinde teşekkür mü edeceğim? Edeceksin tabii Haluk. Ya arada bir sağ ol diyorum işte, yetmiyor mu? Yetmiyor Haluk Bey. Her seferinde teşekkür etmeniz lazım. Ha, oldu. Yemeğin yaptığın için teşekkür ederim Emine. Çay getirdiğin için teşekkür ederim Emine. Salatayı uzattığın için teşekkür ederim Emine. Oldu olacak bu eve, bir de teşekkürcü başı tutalım. Ağzınıza mı yapışacak canım? Bir teşekkürü çok mu görüyorsunuz bana? Ya sadece bir kere olsa neyse ama sen her şeyde teşekkür bekliyorsun. Ay çok mu zor Haluk? Ya o kadar da zor değil. Tamam şimdiden teşekkürleri toptan söylüyorum. Akşama kadar bir daha söylemem. Yani Haluk Bey, Hüseyin bile teşekkür etmeyi öğrendi. Siz de öğrenseniz iyi olur. Öğrenmezsem ne olacak? Ne olacak? İşi yavaşlatma eylemim devam edecek. Allah'ını seversen. Şu ekmeği uzatsam ama. Meltem şuradan ekmeği uzatsana. Peki canım. Sen de mi? Ben de işi yavaşlatıyorum. Ya Rabbi ya. İstiyor musun? Geri koyacağım. Bak. Hareketlere bak. İkiniz de kafa yemişsiniz ha. Bu sıcaklar size hiç yaramadı. Sen de teşekkür et, bitsin bu iş Haluk. Niye uzatıyorsun? Ama tamam. Teşekkür ederim. Tamam, bitti mi? Mutlu musun? Ama böyle zoraki olmaz ki. Hem bazen kuru kuruya teşekkür de etmez. Ne yapacaktım? Ayaklarına mı kapanacağım? Canım, yani çok güzel olmuş. Eline sağlık. Yani çok marifetlisin gibi motive edici sözler duymak istiyorum ben. Biliyorsunuz, marifet iltifata tabidir. Ana bir de iltifat bekliyor. Bravo Emine. Yani yıllardır benim yaptıramadığım şeyi sonunda sen yaptıracaksın bu adama. Sonuna kadar destekliyorum seni. Zaten sen bozdun onu da. Başımda bir Meltem varken şimdi iki tane oldu. Haluk Bey bir çay daha getireyim mi? Aman istemez. Ben kendim alırım. Zaten getirene kadar buz gibi olacak.
kız malum. Haklı. Haklıyım tabii. Hak ettiğim teşekkürü de söke söke alırım. Ya ne güzel slogan olurmuş değil mi bu laf? Ay acaba ben bu lafı böyle pankarta yazıp duvara falan mı assam? Vallahi çok iyi fikir. Hatta yanına başka bir pankarta da bu iş yerinde iş yavaşlatma eylemi uygulanmaktadır yazabilirsin. İyi, geciktim. Ben çıkıyorum. Arabanın anahtarları odak odasında. Hemen korkucuk getir. Acele et. Gecikiyorum dedim.